Değerli meslektaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün yine klasik olduğu üzere bir Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin düzenlemiş olduğu webinar aktivitesinde birlikte olacağız. Sonbahar itibariyle yine bu programlarımız düzenli bir şekilde başladı ve devam edecekler. Şimdi bugünkü konumuz yine giderek popülarite kazanan FET siklusları ya da donmuş çözülmüş embriyo transferleri diye Türkçeleştireyim ben. Biliyorsunuz bu bilhassa slow freezing'den sonra vitrifikasyon tekniğinin gündeme gelmesiyle birlikte ve son derece başarılı sonuçlar vermesiyle birlikte son belki 15 yıldır giderek artan bir oranda bu FET sikluslarında yani donmuş çözülmüş embriyo transfer sikluslarında bir artış meydana geldi ve hatta öyle ki artık neredeyse bazı merkezlerimizde Türkiye için konuşuyorum, hatta uluslararası da öyle bazı merkezler var. %99'u şeylerin siklusu, hatta %100'ü diyeceğim de çok iddialı olacak, donmuş çözülmüş embriyo transferi şeklinde gerçekleştiriliyor. Yine de bazı merkezler de var ki hastanın durumuna göre segmente ediyorlar. Bazısına taze embriyo transferi, yani aynı siklusta bazısına dediğimiz gibi donmuş çözülmüş embriyo transferi yapılıyor. Bunun değişik şeyleri var. Yok uterus dondurma vesaire gibi ilave böyle tanımlamalarda da bulunuluyor. Tabii bunda önemli bir faktör en başta OHSS'den kaçınmak oldu. Dolayısıyla ülkemizde de elektif diyemeyeceğimiz zorunlu tek embriyo transferi ilk iki uygulama 35 yaş altında. Ve tabii daha da bazen agresif indüksiyonlar yapabiliyoruz. Bunlardan artan embriyolar, yani çünkü en fazla iki embriyo yerleştirme hakkımız var yaşına göre. Bir de tabii ki yine son 10 senede de giderek artan preimplantasyon genetik tanı uygulamaları neticesinde bugünlere geldik. Yani artık bir de çeşitli çalışmalar bize donmuş çözülmüş embriyo transferinin avantajlarından da bahsediyor, dezavantajlarından da bahsediyor. Şimdi bugün biz bu konuları tartışacağız. Donmuş çözülmüş embriyo transferi derken endometriyum hazırlığını nasıl yapalım? Hangi teknik daha avantajlı olur? Hangisinin dezavantajları var? Hiçbir şey %100 değil bana göre ama arkadaşlar şimdi kendi aralarında kendi şeylerini, hipotezlerini daha çok ön plana çıkartacak avantajlarından bahsedecekler. Gecenin sonunda da sizlerin de katkıları, soruları ya da katkılarıyla birlikte herhalde daha bir konsensusa doğru gideceğiz. Şimdi bugünkü konuşmacılarımızdan ben hanımefendiyi önce tanıtmak istiyorum. Konuşma sırası bu şekilde olmayacak ama en azından Arzu Yurtçıhanım, doçent doktor Arzu Yurtçıhanım. Kendisi yaklaşık kısa bir süre öncesine kadar, 6 ay mı diyeyim artık şu anda tam bilemiyorum, Kayseri'de idi. Ancak şu anda İstanbul Memorial Bahçeli Evler Hastanesi'nin IVF ünitesinin direktörü olarak görevini İstanbul'dan sürdürüyor. Kendisi oldukça uzun bir zamandır IVF sektöründe ya da infertilite ile uğraşan bir arkadaşımız. Mustafa Taş Bey'e gelince, o da yine doçent doktor Mustafa Taş. Acıbadem Kayseri IVF merkezinin direktörü olarak çalışıyor. Kendisi de yine oldukça uzun zamandır infertilite ve IVF ile iştigal ediyor. Şimdi dolayısıyla iki tane konusunda kompetan konuşmacımız var. Genç, dinamik, heyecanlı. Arzu Hanım daha bu sabah 6'da eve vardı yurt dışındaki bir seyahatinden. Ama olsun, çalıştı. Bomba gibi geldi. Mustafa Bey de buna karşılık, o da çok çalıştı. Ve o da yine karşımızda. İkisi de gayet dinamik duruyorlar. İlk konuşmayı Mustafa Bey yapmak istedi. Daha doğrusu o şekilde karar verdiler kendi aralarında konuşmacılarımız. Ben de buna uyuyorum. Şimdi Mustafa Bey'in bahsedeceği konu FET sikluslarında endometriyum hazırlığı nasıl yapılsın? O diyor ki HRT ile, yani hormon replasman tedavisiyle hazırlanmış olan sikluslar
daha başarılıdır. O zaman Mustafa Bey'i bir dinleyelim. Bakalım niçin daha başarılıdır? Peki başka sorunları var mıdır? Bunları bir anlatsın bakalım bize. Mustafa'cığım buyur, söz sende. Herkese iyi akşamlar. Soğuk bir Kayseri gününden, akşamından herkese burada iyi akşamlar diliyorum. Hocam nazik söylemleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkesi de Kayseri'de inşallah bir gün ağırlarım. Bunu da buradan canı gönülden diliyorum. Burada bugün ben size şuradan hemen... Pardon. Bugün fet sikluslarında endometrium hazırlığını anlatacağım. Tabii buradaki bugün bana verilen görev HRT ile hazırlanmış siklus daha başarılıdır. Bununla ilgili literatür taraması ve hocamın da dediği gibi daha sonra Arzu Hanım da anlatacak natural siklusla birlikte kıyaslamasını göreceğiz. İnsanda donmuş embriyo ve gamet 1949 yılından itibaren, şunu şöyle aşağıya alayım. 1949 yılında ilk insan sperm vitrifikasyonu yapıldı. 1984 yılında çözme embriyodan ilk canlı doğum. 1985 yılında çözme blastosisten ilk canlı doğum. 1986'da da çözme yumurtalardan ilk canlı doğum yapıldı. Tabii ki donma olayı, gerçekten dondurma olayı, hocamın da biraz önce bahsettiği gibi bizim IVF sikluslarında bize çok avantajlar sağladı. Dondu herhalde. Donmuş embriyo transferi, klivaj ve blastosist aşaması sağlıklı dondurma ve çözmeden oluştu. İlk kullanılan dondurma yöntemi slow freezing'ti. Son yıllarda vitrifikasyon yöntemi kullanılmaya başlanınca vitrifikasyondan sonra %95-97 oranlarında geri dönüşüm oranları sağlanınca gerçekten slow freezing artık terk edildi. Klinik gebelik oranları karşılaştırıldığında da vitrifikasyon yöntemlerinde %50'den daha fazla oranlarda daha başarılı sonuçlar alındı. Burada yıllara göre donma çözme sikluslarının arttığını ve fresh siklusların artık azaldığı görülmekte. Buradan görüyoruz. Embriyo dondurma indikasyonlarını taze embriyo transferi sonrası artan sağlıklı embriyolar. Çünkü agresif stimülasyonlar sonrasında gerçekten fazla embriyolar elde ediyoruz ve bunların da dondurulmasını uygun görüyoruz. OHSS riski, OHSS'den sakındığımız için, OHSS'den kaçtığımız için de donma çözme sikluslarındaki artışlar tabii ki görülüyor. Biraz önce de Erol hocamın da söylediği gibi artık neredeyse klinikler total freeze'e gidiyorlar. Erken progesteron yüksekliği saptanan hastalarda donma çözme sikluslarına geçiş oldu. Ve aslında hani en çok faydasını gördüğümüz olaylardan biri preimplantasyon genetik tanı. Burada preimplantasyon genetik tanı da gerçekten dondurmanın ve daha sonra çözmenin faydasını da çok ciddi şekilde gördük. İleri yaş veya zayıf over rezervi hastalarında oosit ve embriyo biriktirme, bunlar da artık sosyal nedenlerle daha sık karşımıza çıkar oldu. Çünkü evlenme yaşları ileriye doğru kaydıkça bu sefer de oosit freeze ortaya çıkmaya başladı. Ve malign hastalıklarda gerçekten onkolojinin, medikal onkolojinin, radyasyon onkolojisinin de farkındalığı bu konularda daha çok arttı. Kliniğime de onkologlar tarafından çok sayıda hasta yönlendirmekte. Hani burada gerçekten onlarla birlikte dirsek teması yaparak bu dondurma işlemlerinin biz arttığını görüyoruz kliniklerde. Endometrium hazırlığında donmuş embriyo transferinde en önemli şeylerden bir tanesi endometrial hazırlıkta hangi protokolü seçeceğiz? Luteal destek ne vereceğiz? Endometriumu hazırlarken ilaç uygulama şekli ne olacak? Takip nasıl yapılacak? Endometrial kalınlık veya patern nasıl olacak? Ve dondurmada hangi tekniği kullanacağız? Şimdi embriyo dondurma işlemleri arttığı zaman bizim karşımızda da bunlar sorun olarak ortaya çıkmaya başladı bu sefer. Nasıl, hangisini, neye bağlı olarak seçeceğiz?
Burada endometrium hazırlıklarında protokoller şu şekilde ayrıldı. Doğal siklus, modifiye doğal siklus, ovülasyon indüksiyonu, gonadotropin ve aromataz inhibitörü ile kullanılan doğal sikluslar, hipofiz süpresyonu yapmadan HRT'ler, hipofiz süpresyonu ile hormon replasmanı siklusu. Burada da benim bahsedeceğim daha çok HRT burada. Sırasıyla HRT'de endometrium hazırlamada östrojen ve progesteron foliküler ve sekretör fazları taklit etti. Anovulatuar düzensiz adet gören kadınlarda gerçekten çok işe yaradı. Hasta ve klinik için esneklik ve monitorizasyon kolaylığı sağladı HRT. Aynı zamanda genellikle başlangıcı 1-2-3. Günü adetin kısa süreli verildiğinde genellikle düşük oranı daha yüksek görülüyor. Oral, vajinal ve transdermal kendi aralarında karşılaştırmaları var tabii ki. Ve doz artarak 2-4-6 mg veyahut da sabit 6 mg dozlarında. Burada HRT ve süpresyonlu HRT'de 8 tane randomize kontrollü çalışma var. Bunlardan hepsinin de benzer klinik gebelik oranları var. Düşük oranları, siklus iptal oranları hepsinde de benzer. Östrojen verilme şekillerine baktığımız zaman randomize kontrollü bir çalışma yok ama genellikle verilen şekilde 2-4-6 mg ardışık şekilde veyahut da günlük 6 mg ikisinin kıyaslandığında da arasında belli bir fark yok. Benzer sonuçlar vermiş. Östrojen tipleri arasında da benzer sonuçlar var ama dünyada en çok kullanılan oral tipi, ülkemizde de %84 oranında oral tipi kullanılıyor. Şimdi burada HRT'de biz nasıl davranıyoruz? Burada ilk başta östrojen, burada bu grup flexible, esnek. Östrojen seviyesini ayarladıktan sonra, östrojen dozunu ayarladıktan sonra burada sanki OP'u günü bir kabul ediyoruz. Embriyonun gününe göre 3. gün mü, 5. gün embriyosu mu, ona göre buradaki ayarlamayı yapıp 4. gün veya 6. gün bu derece progesteronu başlıyoruz HRT sikluslarında. Ben sadece HRT siklusundan bahsedeceğim. Ve burada yine görüyoruz HRT ve baskılı HRT'de de şu şekilde, baskıladığımız HRT'de de GNRH ile OP'u günü yine bir diye kabul edip arkasından 3. gün embriyosunu burada 4 gün progesteron alıyoruz. 6 gün gerekirse progesteron veriyoruz. 5. güne çekiyoruz. Şimdi burada ülkemizden çıkan bir meta analizde Hakan Hoca'nın yapmış olduğu 2016'da yayınlanan bir meta analizde burada modifiye doğal siklusla lütel destek eklensin veya eklenmesin HRT ile karşılaştırıldığında canlı doğum oranları arasında fark yok. Şöyle geri geleceğim. Modifiye doğal siklus ile HRT karşılaştırıldığında canlı doğum oranlarının arasında fark yok. HRT ile burada görüyoruz. HRT ile baskılanmış GNRH analoğu ile baskılanmış HRT karşılaştırıldığı zaman da yine canlı doğum oranları arasında fark yok. Şöyle baktığımız zaman HRT ve ovülasyon indüksiyonu doğal siklusla karşılaştırıldığında ovülasyon indüksiyonu doğal siklusta uygulanan hastalarda canlı doğum oranları daha yüksek olduğunu görüyoruz. Cochrane analizi sonucunda da 2020'de çıkan bir Cochrane bu da. Doğal siklusla modifiye doğal siklus karşılaştırması HRT ile yapılmış. HRT ile sikluslarda doğal siklus ve modifiye doğal siklus arasında canlı doğum oranları arasında bir fark olmadığı görülmüş. Yine burada mild ovülasyon stimülasyonu ile oluşturulan bir ovülasyon stimülasyonu ile oluşturulan doğal siklus ile HRT karşılaştırılmasının yine bir Cochrane çalışması. Buradan sadece alt gruplarda biraz daha canlı gebelik oran, canlı doğum oranları var. Burada açıkçası o da letrozol kullanılan gruplarda, FSH ve CC kullanılanlarda değil. Özellikle subgrup olarak letrozol kullanılanlarda. Bir multicenter bir randomize kontrollü çalışma burada 2020 yılında yayınlandı. Burada 908 tane embriyo transferi var. Bunların arasında HRT'lerde açıkçası implantasyon oranları daha yüksek
Ama kendi aralarında yine bir fark yok. HRT ile doğal siklus arasında yine bir fark yok. Yine bir randomize kontrollü çalışma. Bu da şöyle baktığımız zaman burada klinik gebelik oranları, canlı doğum oranları ve devam eden gebelik oranları arasında modifiye natürel siklusla HRT arasında bakıldığı zaman yine bir anlamlı bir fark bulunamamış. Sonuç olarak ben biraz daha Arzu'ya kıyasla kısa kestim. Çünkü Arzu biraz daha farklı şeylerden bahsedecek şimdi. Doğal siklus daha çok işte takibi olan, biraz sonra Arzu anlatacak, invaziv, masraflı, LH cutoff'unun belli bir seviyede değil, adetler düzenli olan hastalarda bir de 24 saat hazır bir lab gerekli bunun için. HRT daha çok klinisyen ve lab için esnek, masrafı düşük, LH'dan bağımsız ve aynı zamanda adetlerin düzenli olmasına gerek yok. Burada sonuç olarak da bu slaytı koydum. Sabrınız için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim ben de. Mustafa çok şey olarak, kompakt olarak oldukça da hızlı bir sunum yaptın. Can alıcı noktalara değindin. Şimdi gelelim Arzu Ocağı'nın, bakalım neler diyecek. Bunun karşılığında sesimizi açıyoruz. Kendisi de diyecek ki, hayır efendim, natürel siklusta transfer daha başarılıdır. Bakalım bunun gerekçelerini ne şekilde bize açıklayacak. Sesinizi açabilir misiniz Arzu Hanım? Ses. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu akşam bizleri bir araya getiren Üreme Sağlığı Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu'na ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kıymetli vakitlerini bize ayırıp dinleyecekleri için bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bugün ben bu akşam sizlere doğal siklus ve doğal siklusun faydalarından bahsetmek istiyorum. Bir saniye. Sunumumla ilgili bir sıkıntım var ama. Bir saniye. Sunumum geldi mi acaba? Şu an sunumunuz gözükmüyor hocam. Görünüyor mu? Evet hocam, tam ekran yapmanızı rica edeceğiz. Evet. Pes siklüslerinde endometrium hazırlığı, doğal siklus daha başarılı diyoruz. Hepimizin de bildiği gibi siklus global olarak artmakta. Şu anda tüp bebek uygulaması yapan çok merkez özellikle doğal siklus taze transfer yerine doğmuş embriyo transferlerini tercih etmekte ve bu her yıl gittikçe daha çok arttığını görmekteyiz. Buradaki tablolarda da gördüğünüz üzere hem Avrupa'da hem Amerika'da hem de Avustralya'da çözme transferlerinin daha çok olduğunu görüyoruz. Ve bunun tabii ki pek çok sebepleri var. Bunun en başta gelen sebeplerinden biri
Taze embriyo transferi sonrasında kalan sağlıklı embriyoların ne yapacağımız, tek embriyo transferinden dolayı elimizde daha çok embriyo kalıyor ve bunları vitrifikasyon yöntemlerinde başarılı olmasından dolayı artık saklayıp daha sonra kullanabiliyoruz. OASS riskine karşı veya tedavi sırasında erken progesteron yüksekliği saptadığımız hastalarda, PGD yöntemiyle bir takım sorunları çözmek gereken hasta gruplarında ya da ileri yaş veya zayıf over rezervi varlığında oosit veya embriyo biriktirmek nedeniyle, sosyal nedenlerden dolayı ve malign hastalıklarda fertiliteyi korumak için oosit ve embriyo dondurma yöntemlerinden dolayı şu anda bu indikasyonlardan dondurma çözme transferleri daha çok arttı. Peki bizim için en önemli şeylerden biri FET siklüslerinde başarıyı etkileyen faktörler neler? Burada dondurulacak embriyo seçimi, dondurma ve çözme teknikleri, hastanın yaşı ve tabii ki bizim bugün özellikle bahsedeceğimiz endometriyal hazırlık bizim için çok önemli. Burada embriyo ile endometriyal gelişim arasındaki senkronizasyonu yakalamak ve en uygun dönemde transferi yapmak bizim için başarıyı çok etkileyecek bir şey. 2017 ve 2020 yıllarında yapılan Corain analizlerine göre de hala donmuş embriyo transferi de en iyi protokolün ne olduğu, hangi protokolün daha üstün olduğu tartışma halinde ve hala arayışlar devam ediyor. Hazırlama protokolleri Mustafa Hocam'ın da bahsettiği gibi HRT'li ovülasyon indüksiyonlu protokoller, onları hocamız anlattı en güzel şekilde. Ben de burada doğal siklus protokollerinden bahsetmek istiyorum. Doğal siklus protokollerinde true natural siklus ve modified natural siklus olarak iki şekilde hazırlayabiliyoruz. Ve tabii ki bunların ikisinde de luteal faz desteği olan ve olmayan şeklinde iki şekilde uygulayabiliyoruz. True natural siklusun bazı zorlukları var ama avantajları da var. En büyük zorluklarından biri bu hastaların düzenli adet gören kadınlarda uygulanıyor olması. Spontan ovülasyon zamanını tam olarak ayarlayabilmemiz, bulabilmemiz. Bundan dolayı da çok sık endokrin ve ultrason monitorizasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun dışında en önemli, en güzel kısmı endojen hastanın kendi östrojen ve progesteronu ile spontan folikül gelişimi ve ovülasyonu sağlanıyor. Dolayısıyla biz herhangi bir ilaçla müdahale etmiyoruz. Peki bizim buradaki görevimiz ne? Bizim buradaki görevimiz LH surge'ünü tespit ederek embriyoyu en uygun zamanda transferini yapmak. Zorlukları nedir dersek de flexible bir yöntem değil. Çok iyi bir takip yapmamız gerekiyor. Hasta biraz bu konuda yorulabiliyor. Sık gidip gelmesi gerekebiliyor. Ve her an transfere hazır olabilecek iyi bir laboratuvarımızın olması gerekiyor. Burada adetinin, kadının menstrual siklusunun ikinci günü, üçüncü günü bir kontrole çağırıyoruz. Ultrasonla bir önceki aydan kalmış bir kistimiz, korpus tüyümüz var mı ona bakıyoruz. Progesteron değerlerine bakıyoruz. Ve her şey uygunsa takibimize başlıyoruz. En erken 8 ila 10. günler gibi hastamızı ultrason kontrolüne çağırıp folikül ölçümlerine bakıyoruz. Eğer 15 milimden büyük bir folikül görürsek LH surge'ün takibi daha sıkı kontrollere çağırıyoruz ve her gün olabilir. Burada hastanın LH surge'ünü yakalamaya çalışıyoruz. Buradaki en büyük handikaplardan biri cut-off değerimiz kaç olacak? LH'ı kaç alırsak doğru kabul edilebilir. Bununla ilgili hiçbir literatürde de herkesin ortak bir fikri yok. 17'yi, 10'u, 20'yi, iki katına çıkmayı doğru olarak kabul eden bir sürü çalışma var. Bu tabii ki sizlerin bu işi yaparken kendinize göre seçeceğiniz bir değer olacaktır. True Natural'da monitorizasyonda iki çeşit günlük serum LH ölçümü yapabiliriz veya iki kez ürünler LH kit ile ölçüm yapabiliriz. Serum LH ölçümü invazif, pahalı ve cut-off değerleri farklı. Ürünlerde ise hasta kendisi evde uygulayabiliyor. Daha pratik, ucuz
Non-invazif ama %30 ne yazık ki negatifliği var ve Elasticsearch'ünü kaçırabiliyoruz. Alo. Buyurun, Geliyor sesini mu? Duyuyoruz. Duyuyoruz sesinizi. Buyurun. Tamam. Ekran paylaşımımız durdu Arzu Hocam. Tekrar efendim? Paylaşmanızı rica edeceğiz. Ekranınızı tekrar paylaşmanızı rica tamam. edeceğiz. İnternette herhalde bir anstabilite evet, oluyor. Benim, evet, maalesef internetimle ilgili sıkıntım var. Burada ne yazık ki bunu çözemiyoruz bir türlü. Olsun. Biz vaktimiz var şu anda. Kusura bakmayın. Ekrana geldi mi acaba? Geldi. Buyurun. Evet. Buradaki buradaki çalışmada 107 fertil kadın alınıyor ve 283 siklus takip ediliyor. Aynı kadında bile Elasticsearch'ün ne kadar farklı şekillerde olabileceğini görüyoruz. Bazen dik bir şekilde yükselirken daha uzun sürede olabiliyor. İki amplitütte olabiliyor. Double peak yapabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi bizim bunu yakalama zorluğunu ve çok iyi takip etmemiz gerekli olduğunu gösteriyor. Peki ne zaman transfer yapacağız? Elasticsearch'ünü yakaladık. Ne zaman transfer yapılıyor? Elasticsearch yüksekliğinden 36-40 saat sonra veya idrarda Elasticsearch yüksekliğinden 16 saat sonra ovülasyon olduğunu kabul edip Clival Search için pik sonrası 3 ila 5 gün sonra transfer için hazırlık yapıyoruz. Burada şeye çok dikkat edelim. Serumla idrardakinde bir gün gecikmeli yansıyacağını ve embriyo transferini ona göre planlamamızı aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bir diğer tartışmalı konumuz ise acaba bu hastalarda ekstra progesteron desteği yapma, üter faz desteği yapmamıza gerek var mı? Bununla ilgili de pek çok çalışma var ve bu çalışmalarda gösterilmiş ki verilmesinin çok da bir faydası yok. Yani kullanmasak da olabilir. Randomize kontrollü bir çalışmada 435 kadın alınıyor ve bunlarda vajinal progesteron 400 miligram verildiğinde hiçbir fark olmadığı, bunların içerisinde çok az bir canlı doğum oranında natural'da progesteron verilenlerde yükseklik olduğu görülmüş ama çok da anlamlı değil, onu da söyleyeyim. Buradaki bu çalışmamızda ise randomize kontrollü çalışmada HCG ile yapılmış. Bir önceki çalışmada vajinal progesterondu. Bunda HCG ile yapıldığında hiçbir fark olmadığı ve ilave bir katkı sağlanmadığı gösterilmiş. Çalışmalarla ilgili de şöyle bir sorun var. Çok çelişkili sonuçlar çıkıyor. Çünkü biyaslarımız çok farklı. Kimi çalışmalarda vajinal süt tutar, kiminde HCG enjeksiyonu, kiminde intramüsküler progesteron kullanılıyor. Heterojenite çok fazla. Kanıtlar da yeterli değil. O yüzden bu çalışmaların hiçbirinden hangisi bu daha iyi olur diyebileceğimiz sonuç, net bir sonuçlar çıkartamıyoruz. Modifiye natural siklus aslında klinisyenler için oldukça tercih edilebilecek bir yöntem gibi görünüyor. Uygulaması ve takibi daha kolay, hasta için de daha kolay, hasta dostu bir tedavi. Ama bunda da yine düzenli adet gören kadınlarda uyguluyoruz. Yine hastanın kendi endojen östrojeni ve kullanıp spontan folikül gelişimi oluyor. Sadece burada ovülasyon takibinde biz tetikliyoruz.
Bunun nedeni ise LR sürecini takip etme ve yakalama güçlüğünden bu şekilde bunu ekart etmiş oluyoruz. Tabii ki True National'a göre daha az endokrin ve ultrason takibi yapıyoruz. Hasta için de, hekim için de daha kolay oluyor. Sonuçlara bakıldığında da yine aynı şekilde True National gibi siktüsün ikinci günde kontrole çağırıyoruz. Folikül gelişimlerine bakıyoruz. İlk kontrolümüzü 7. 10. günlerde bakıyoruz. 16-20 milimetre folikül olduğunda HCG yapıp daha sonra ona göre de transfer gününü planlıyoruz. Buradaki avantajlarımız ne? LR4 kaçırma riskimiz yok. Monitorizasyonumuz daha sınırlı ve aynı zamanda bunlara da lütel faz desteği gerekli değil. HCG'nin uzun yarı ömrü nedeniyle daha ekstra ilaç vermemize gerek kalmıyor. Bir önceki konuşmacımız Mustafa Hocam bahsetti. Ben de çok uzatmak istemiyorum. Bütün FET siklüslerinin bir tablosunu yaptığımda doğal siklüs, modifiye doğal siklüsün, ERT'nin bunlarda hepsine baktığımızda sonuçlarına gördüğünüz üzere LR surge yapıldıktan sonra kaçıncı gün transferi yapıldığı hepsini ayrıntılı bir şekilde Mustafa Hocam anlattı. Peki başarı oranları ne? True Natural Cycle ile modifiye siklüsler karşılaştırıldığı zaman bir tane 2017 yılında yapılan Kore'ye göre çok fazla yayın, yalnız burada endometrium hazırlık protokolleri kıyaslandığı bir database ama yayınlar çok kaliteli değil. Aynı zamanda sayılar oldukça düşük. Herhangi bir fark da gözlenmiyor. Buradan şunu anlıyoruz ki bu konuyla ilgili daha çok çalışma yapılması gerekiyor. Herhangi bir protokolü öne çıkaracak kadar yeterince bir kanıtımız yok gibi görünüyor bu sonuçlara göre. True National ile modifiyeyi karşılaştırdığımızda FES siklüslerinde burada Fatemi'nin bir çalışması var. En çok da vaka sayısı olan ve en iyi çalışma bu gibi görünüyor. Bunda bunlara baktığımızda miscarriage oranlarına bakıldığında bir miktar daha natural siklüsün daha iyi olduğu gözlenmiş, daha iyi sonuçlar olduğu söyleniyor. Mackens grubunun yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışma önemli bir çalışma. Antarktika çalışması olarak geçiyor. Burada 260 tane çalışma ele alınmış ve bunların 130 tanesi True National, 130 tanesi modifiye olarak başlanılmış ama çalışmalar sırasında spontan LR surge yakalanan 37 tane hasta daha sonra çalışma sırasında değiştirilerek modifiye natürelden spontane geçirilmiş ve bunun sonucuna göre CPR aralarında ikisinin arasında da bir fark olmadığı özenilmiş. Burada bu slaytımda da başarı oranlarını gösteriyorum. Natural'la artificial arasında bu Korean analizine göre canlı doğum oranları, klinik pregnancy oranları, düşük oranları hepsi karşılaştırıldığında bir fark olmadı gözlenildi. Bizim için en önemli çalışmalardan biri olan Antarktika çalışmasına göre de modifiye ile artifisyal arasında bu çalışmanın en önemli özelliği modifiye natural siklüsle artifisyal siklüs karşılaştırıldığında klinik pregnancy ve ongoing gebelik oranlarına ve canlı doğum oranlarına bakıldığında çok da fazla bir fark olmadığı gözleniyor. Sonuç itibariyle hazırlama siklüsleriyle ilgili çok fazla çalışma yapılmasına rağmen net olarak şu ya da daha iyi, hangi siklüsün daha iyi olduğunu çok da net bir şekilde söyleyemiyoruz. Burada UU'nun yapmış olduğu bir çalışmayı konuşmak istiyorum. Burada 26 tane randomize kontrollü çalışma ele alınmış ve endometriyal hazırlık için yapılan farklı protokoller karşılaştırılmış.
Bu grafikte siklus hacimlerini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi en fazla modifiye natural siklus ile artifisyal grup alınmış. Ve burada gördüğünüz gibi True Natural oldukça küçük bir grup. Çok az vaka sayısı var. Koyu renkteki çizgilerimiz ise çalışma güvenliğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi bunlarda daha iyi güvenlik var ama vaka sayısı az olduğu için bu çalışmalarda bunlarda çok fazla özellikle True Natural'da güvenilirlik aralığı biraz zor gibi görünüyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kırmızı renkte gördüğümüz bu alanlar ise kalitesi, çalışmanın kalitesi ve güvenliğiyle ilgili bir takım sorunlar ve bias olduğunu gösteriyor, bir de belirtiyor. Bunların hepsinin çalışmanın sonuçları, meta analizleri sol tarafta görünmekte. Açık pembe renkte görünenler ve mavi renkte düşük kalitedeki çalışmaları gösteriyor. Mavi renkte olanlar ise çalışma kalitesinin daha iyi olduğunu göstermek bize. Ve koyu renkte olanlar da şunlar istatistiksel farklılıkları gösteriyor bize. Buna göre de artifisyel olanlarda gonadotropin ve FSH kolu olanlarda aromatoz inhibitörlerine göre canlı doğum oranı arasında önemli anlamlı fark var. Bunda canlı doğum oranları görülmekte ve buna göre artifisyel olanlardan daha iyi olduğu düşünülmekte. Sonuç itibariyle fetch siklus ve fresh siklusler karşılaştırıldığında tabii ki bir tek önemli olan sadece gebelik mi dediğimiz bir durum var. Tabii ki değil. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmış ve pregnancy rate complication ve prenatal sonuçlar karşılaştırıldığında fetch siklüslerinde plasenta previa, ablasya plasenta, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, prenatal mortalitenin daha düşük olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda bunun yanında fetch siklüslerinde postpartum hemoraji, pregnantik hipertansiyonun daha ve yüksek doğum ağırlığının daha çok olduğunu görmekteyiz. Ama gestasyonel diyabet ya da erken doğum veya preterm prematür membran rüptüründe bir fark olmadığını göstermekte. Başarı nedir? Sadece gebelik midir? Tabii ki değildir. Bizim için önemli olan hem komplikasyonların az olması, postpartum hemorajinin düşük olması, canlı doğum oranlarının azalmış olması, iri bebek azalmış olması, natural siklusu artifisyele göre bir miktar daha öne geçiriyor. Bunlar neden olmakta, neden bu farklar oluşabilmekte, bunun etiyopatogenezi neler olabilir? Bunun sebebi egzojen, östrojen ve progesteronun annede yarattığı endokrin çevrede daha ileride fetal büyümeyi arttırıcı etkisinden olabileceği düşünülüyor. Tromboembolik olayların daha fazla olacağı düşünülüyor ve bundan dolayı miscarriage'in olabileceği düşünülüyor. Yüksek östradiol seviyeleriyle implantasyon penceresinin daha erken kapanması artifisyeller için gebelik oranlarının düşük olabileceğini bize düşündürebiliyor, etken olabiliyor. Aynı zamanda obstetrik komplikasyonlarda artışın korpus lütyumun olmamasından etkili olabileceği düşünülmekte ve korpus lütyumun sadece östrojen ve progesteron değil, aynı zamanda relaksin ve YF, östrojen anjiyogenik metabolitleri gibi vazoaktif maddeler salgılaması da bu hipotezi destekler gibi görünüyor. Özet olarak her siklusun, her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri var. Tabii ki biz hekimler olarak burada yapmamız gereken şey hangi hastamıza hangi siklusun daha iyi olabileceğini düşünüp en uygun tedaviyi uygulamamız. True Natural Cycle'ın en önemli sorunu fleksibilitesi az, monitorizasyonu daha çok. Siklus iptal oranı maalesef daha çok ama canlı doğum oranları daha yüksek görünüyor. Bunun yanında artifisyelde ise fleksibilitesinin çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Maliyetinin arttığını görüyoruz. Siklus iptal oranları bunlarda da artabiliyor.
En iyi bence burada ileride çok daha fazla tercih edileceğini düşündüğüm modifiye natürel siklus gibi görünüyor. Burada hastayı daha az yoruyoruz. Hekim için de daha konforlu. Aynı zamanda sonuçlar da daha iyi. İptal oranı, siklus iptal oranı çok az ve maliyeti de çok fazla değil. Sonuç olarak FES siklüslerde endometriyal hazırlık protokolleri ile ilgili çok fazla çalışmamasına rağmen çoğu yeterli kalitede değil. Bunları sağlıklı karşılaştırma yapmak çok güç. Çünkü çok fazla heterojenite ve çelişkili sonuçların olduğunu görmekteyiz. FES siklüslerinde endometriyal hazırlıklarda bunların natürel siklüslerin tedavisiyle canlı doğum başarı oranının en az artifisyal kadar da olduğunu, hatta daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Yani Nature'ın daha iyi olduğunu düşünmekteyiz. Gebelik hipertansiyonu, postpartum hemoraji, erken doğum gibi obstetrik komplikasyonların daha az olduğunu görmekteyiz. Tabii ki sonuç sadece gebelik oranı değil, hasta konforu, maliyet etkinliği, gebelik ilişkili komplikasyonlar ve perinatal outcome yönünden FES siklüslerine her yönüyle değerlendirilecek, iyi dizayn edilmiş, henüz çok iyi randomize kontrollü çalışmalar yok. Bunlara oldukça ihtiyaç var gibi görülüyor. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, biz de her ikinize çok teşekkür ediyorum ben derneğim adına. Şimdi esasında son senelerde giderek artan bir uygulamadan bahsettik. Tabii ki her zaman olduğu gibi uygulamaların çeşitli yönleri var. Artı ve eksi bir kere taze siklus transferi mi yapalım? Yani direkt olarak ya da FET siklusta mı yapalım? Burada bile bazen şeyler olabilir. Yani tartışmalar olabilir. Tamam, bugün için FET'in daha iyi gebelik başarıları verdiğini ve bilhassa OHSS'den kaçınma bakımından gerçekten çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Onun dışında zaten bugün artık mümkün olduğu kadar tek embriyo transferi, D5 yani 5. gün embriyo transferi yapılması, o da tek embriyo transferi genellikle düşünüldüğüne göre birçok embriyonun da kaliteli bir embriyoloji laboratuvarına sahip olduğumuzu düşündüğümüz takdirde ki öyle olması gerekiyor. Elimizde kalacağı da malum. Dolayısıyla nasılsa dondurma siklusları artık kaçınılmaz ve de yani yapılması gereken bir uygulama. Dolayısıyla bundan sonrasında bizim buna adapte olmamız lazım. Tabii dondurma medyumlarının embriyolar üzerinde yaratabileceği acaba bir şeyler var mı yok mu? Bir tür imprinting şeyleriyle ilgili ne derler? Defektleriyle ilgili ya da başka problemler yaratır mı? Bunu daha üzerinde çok tartışmak gerekir herhalde. Ama bugünkü durum bunu gösteriyor. Zaten bütün çalışmalar netice itibariyle şimdi hadi FET sikluslarına döndük diyelim. Fakat bunda da yine de şey var. Şimdi hani acaba doğal hazırlık mı yapalım? İşte doğalın kaç çeşidi var? RT'nin hangi preparatlarıyla hangilerini yapalım? Filan filan. Ya o kadar çok alt grup var ki işin tatsız tarafı hep de metaanalizlere dayanıyoruz. Metaanalizlere baktığımız zaman çoğu kere hangi endometriyal preparasyon yönteminin kullanıldığı bir dahi net olarak yazılmış değil. Dolayısıyla şimdi bunların hepsini biz aynı sepette mi değerlendireceğiz? Zaten metaanalizin en büyük sorunu bu. Ne sokarsanız neticede o çıkıyor. Dolayısıyla da zaten bir bias işin başından yani dizaynda başlıyor. Arzu'nun da dediği gibi ne zaman işin içinden çıkamazsak işte daha derin, daha ileri, şunun da bunun da daha iyi randomize edildiği, işte efendim çift kör randomize kontrollü çalışmaların meydana getirdiği sonuçların değerlendirmesi lazım deyip lafı yuvarlıyoruz. Şimdi bu noktadayız esasında hali hazırda. Şimdi soru geliyor mu diye bir bakmak lazım. Ben burada pek bir şey görmüyorum ama şu anda
Herhalde arkadaşlar daha yeni ancak kendine gelecekler. Yemekten sonra rehavet şükür durulur. Netice itibariyle biz sohbete devam edelim. Arzu edenler bizim sohbetimizden istifade evet, ederler ya da bilmiyorum artık. Yani bir fikri olan tabii söylesin, istiyoruz ki bir tartışma gündeme gelsin. Peki siz kendi sikluslarınızda samimi olarak ne yapıyorsunuz diye bir sormak istiyorum. Önce bu sefer tersten başlayacağım. Arzu Hanım'a soracağım. Ben freeze-all yapmıyorum hocam. Uygun hastalarda fresh transfer yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki riskli durumlar varsa, transferimi engelleyecek bir durum mevcutsa kesinlikle tabii ki dondurma çözme yöntemine geçiyorum ama her şey yolunda gidiyor. Uygun endometriumum var, progesteronum normal, yumurta sayım normalse ben taze transfer yapıp fazla emniyosu olursa da dondurmayı tercih ediyorum. Frizol yapmıyorum. Ama tabii ki doğru mu yanlış mı bilemiyorum ama kendi tercihlerime göre de fresh sikluslarda da gebelik oranlarının kötü olduğunu düşünmüyorum uygun şartlar olduğu zaman. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz hocam? Biz sizi de öğrenmek isteriz. Ben de söyleyelim. Şimdi bir de Mustafa Bey'den öğrenelim. Hocam biz genellikle freeze-all'a dönüyor gibiyiz, kayıyor gibiyiz daha çok şu an. Hani taze transfer çok yapmıyoruz ama hasta yurt dışından geliyorsa, belirli bir süre için gelmişse, açıkçası burada hastanın da durumu daha önemli bizim için. Hasta işte söyle 3 haftalığına izin aldım, geldim, adetliyken geldim, Almanya'dan geldim, işte yurt dışından geldim, gitmem gerekiyor diyorsa bu sefer taze transfer yapıyoruz. Ama daha çok biz dondurulmuş embriyo transferi yapıyoruz. Dondurulmuş embriyo transferinde de çoğu hastamıza HRT ile ama süpresyon olmadan HRT ardışık doz sistemi ile ardışık doz kullanarak transfer gerçekleştiriyoruz. Velev ki hani başarısız olan hastalarda daha sonra belki hani doğal siklusta deneyelim gibi, hani o olmadı belki bu taraftan doğal siklusu yapalım gibi bir konumdayız. Bu şekilde ilerliyoruz hocam. Tamam. Şimdi benim anladığım siz siklusun ikinci ya da üçüncü günü direkt östradiol valerata başlıyorsunuz. Evet hocam. Değil mi? İşte endometrium kalınlığına göre işte 4 milim 6 milimetreye şey daha doğrusu miligram östradiol valeratta çıktıktan sonra da işte endometriyal kalınlık kaç olsun istiyorsunuz? 7 milimetrenin üzerinde triple line genellikle görmeyi istiyoruz. Bir de progesteron başlayacağımız gün progesteron değerine bakıyoruz hocam. Hı. Ne olsun istiyorsunuz? 1,5'ün altında olmasını istiyoruz genellikle. Hı. Tamam. Peki. Ama analogla baskılamıyorsunuz, depo analogla. Yok. Baskılamıyoruz hocam. Tamam, bu şekilde yapıyorsunuz. Peki Arzu Hanım, siz böyle bir şey yapacak olsanız, yani FET siklusu nasıl yapacaksınız? Çünkü neticede artan embriyolarınız var, bir şey var. O zaman ne tür bir protokol tercih ediyorsunuz? Hocam onda da tabii ki hastanın durumuna göre, eğer uzaktan şehir dışından geliyorsa buna çok fazla doğal takip yapmak biraz zor oluyor. Artifisyeli tercih ediyoruz ama bazı özel durumlarda da doğal siklusu daha çok tercih ediyorum. Örneğin daha önce hazırlık yapılmış ve endometriyumu iyi gelişmemişse, mesela bir önceki denemesinde östrofen verdik ama bir türlü kalınlaşması istediğim gibi olmadıysa değiştirmek gerekli olduğunu düşünüp natürele dönebiliyorum. Yani standart bütün hastalarıma natural yapmıyorum, dürüst olmak gerekirse. Artifisyel de çok yapıyorum. Çünkü hasta konforu açısından da hocam sıkıntı oluyor. Hastanın sürekli gelip gitmesi, çalışıyorlar. Çok kolay olmuyor. Uzaktan gelenler için daha da zor oluyor. Zaten şu anda bütün dünyada en fazla artifisyel yapılıyor. Transferler, hazırlıkları, artifisyel hazırlıklar yapılıyor. Değil mi Mustafa hocam? Siz... Evet, şu an yani... Dünyada %70'lerin üzerine çıktı. Evet. Siklus. Bunun da en büyük sebebi hazırlığının daha kolay olup daha çok esneklik olabilmesi. Ama
Ben şuna da inanıyorum. Bazı hasta gruplarında doğal siklusun daha iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum. Mesela endometriyum kalınlaşmayan hastalarda doğal sikluste daha iyi olduğunu görüyoruz. 1-1,5 milimin daha kalınlık açısından iyi olduğunu, bunu gösteren çalışmalar da var. Bu hasta gruplarında bunu tercih edebiliriz örneğin. Eğer hastanın gelip gitme sorunu yoksa tabii ki artifisyel. Onda ikinci gün geliyor. Çok fazla ikinci gün gelmese de olabilir aslında ama biz kontrole çağırıyoruz. Bir kisti var mı? Progesteron değerine bakıp daha sonra tekrar bir 7. 8. ya da 10. gün tekrar çık kontrole çağırıyoruz. Ve ondan sonra sık sık görüşmeye başlıyoruz folikül büyüklüğüne göre. Burada işte en önemli sorun LH surge'ü yakalamak. Laboratuvar da çok önemli. Mesela şehir dışından gelen hastalarda laboratuvara da çok güvenemiyoruz hocam. Dışarıdan yapıp bize attığı zaman onun ne kadar güvenilir olup olmadığını da anlayamıyoruz. O da bizim işte bu doğal siklüsü takiplerindeki en büyük zorluklar. Diğerinde böyle zorluklar olmuyor. Uzakta da olsa kontrol daha çabuk oluyor. Daha çok idare edebiliyoruz. LH'a göre tespit edip LH surge varsa 20'yi ben cutoff alıyorum. Ondan sonra ona göre de takibini yapıp transferini hazırlıyorum. Bir ara ses gitti geldi, onun için tam duyamadım. Siz diyelim ki hormon replasman tedavili siklus yapacağınız zaman analog kullanıyor muydunuz, kullanmıyor muydunuz? Ben hiç analog kullanmıyorum baskılamak hocam. Baskılamak için kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorum hocam. Peki siz söylediğiniz bir şeyler, bu progesteron 1,5'un altında olmasını istiyorum işin başındayken dedi. Mustafa dedi yanılmıyorsam bunu. Evet. Değil mi? Öyle bir şey söyledi. Progesteron başlayacağım gün hocam. Progesteron başlayacağım gün. Tamam. Şimdi bizim uygulamaları sordu az önce Arzu Hanım da, ben kısaca ondan da bahsedeyim bir fikir olaraktan. Biz de esasında hem Ege Üniversitesi'nde hem dışarıdaki merkezinde şey yapmıyoruz. Herkese standart bir şekilde freeze all stratejisi gütmüyoruz. Dolayısıyla hastaların biraz durumuna bağlı. Çünkü bazısı zaten direkt transfer istiyor. Yani daha doğrusu psikolojik olarak o siklusta majör bir problem yoksa, bizim saptamış olduğumuz demek istiyorum. Endometriyal kalınlıkla ilgili olabilir. Çok uzamış bir foliküler faz olabilir. Endometriyum iyi gelişmemiş, heterojen görünüyor olabilir. Progesteron yükselmiş olabilir gibi sebepler yoksa, her şey iyi görünüyorsa en azından taze bir transferi genellikle olgulara yapıyoruz. Artan embriyoları donduruyoruz. Ama tekrarlayan ART başarısızlıklarında da birçok şeye bakıyoruz. İşte endometriyumun immünite problemlerinden tutun. Her türlü bazı başka şeyler de var. Ya da NGS yapılması gerekiyor falan filan. Zaten o zaman otomatik olarak donmuş çözülmüş embriyo transferine gidiyoruz. Freeze all olarak gidiyoruz. Şimdi bu tür freeze all sikluslarında da işin başında bir progesteron bakıyoruz. Yani progesteronun birinin altında olmasını istiyoruz. Esasında siklus başı itibariyle demek istedim bunu ben yalnız. Siklusun ikinci ya da üçüncü günü. Bazen Arzu Hanım'ın dediği gibi ya da Mustafa Bey'in de dediği gibi direkt östradiol valeratı 2 miligram, 4 miligram, 6 miligram şeklinde giderek endometriyal kalınlığa baka baka uygun olduysa 6 miligram verdiğimiz 3 gün içerisinde o zaman transferi planlıyoruz. Ama bazısında da yine tabii ki bunda şeyin etkisi olabilir. Foliküler fazın başında acaba bir E2 biraz yüksekti, progesteron biraz yüksekti ya da bizim planlama durumlarımızdan dolayı, yani laboratuvarın planlanması bakımından o zaman belki bir analog verebiliyoruz, depo analog verebiliyoruz. En azından bu bize 2-3 hafta kadar bir zaman kazandırabiliyor. Tam sıfırlamak için endokrin düzeyi ve onun üzerine biz östradiolü başlayabiliyoruz. Yani östrojen preparatını başlayabiliyoruz, östradiol valeratı. Eğer ama hasta düzenli adet görüyorsa, ki maalesef bizim hasta gruplarımızda çoğu düzenli adet görmüyor. Ama görüyorsa, her şey uzun zamandır iyi gidiyorsa, endokrin paterni de işte E2'si düşük, progesteron düşükse siklus başında, o zaman da direkt natürel siklus olarak ya bir tür modifiye natürel, yalnız onu söylemek lazım. HC geliyoruz çünkü hastayı. HC evet. Geliyoruz. Ama o takipte de tabii ki yine E2 LH bakınıyor.
bakılıyor. Tabii ki. Folikül çapıyla birlikte. Ondan sonra HCG'den sonra sanki oku yapmışız gibi sayaraktan kaçıncı gün embriyo transferi yapacaksak ona göre de transferini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bizim kendi verilerimizi derleyip topladığımız bazı çalışmalar var. Bunlarda enteresan sonuçlar çıktı. Esasında mesela bir tanesi ki 2020'de yayınlamışız. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction'da yayınlanmış bir yazı bu. Burada tek embriyo transferinde yaştan da fazla bağımlı olmadan gebelik oranlarında bir fark yok. Yani istatistiksel bir fark yok. Hani natürel mi veyahut da diğeri mi HRT'li siklus mu? Bunda çok büyük bir fark yok. Fakat ilginç bir şekilde iki embriyo transferi yapıldığı takdirde ve bilhassa 39'un üstündekilerde ilginç bir şekilde iki embriyo transferi yapılan olgu grubunda natürel siklus, yani modifiye natürel siklusta istatistiksel olarak daha başarılı gebelik sonuçları var. Bu bizim kendi verilerimiz. Şimdi bunu neye bağlayacağız? Korpus lutein fonksiyonlarının endometriyuma yararına mı bağlayacağız? Çünkü Arzuhan bahsetti. Bu esasında luteal faz desteği sağlarken de biz hep tartışılması gereken bir konu bu. Amerikalılarla Avrupalılar arasındaki en temel farklardan bir tanesi luteal fazın tanımında mesela. Amerika diyor ki işte progesteron yetersizliğidir diyor. Luteal faz defekti için. Halbuki Avrupa ekolde diyor ki korpus luteumun yetersizliği sadece progesteron yetersizliğine bağlanamaz. Neye bağlanır? Mesela östrojen artı progesteron dengesine. Esasında ben de bunu seneler önce yani 1988'de biz ilk siklusları yaptığımız periyotta ülkemizde biz o zamandan bu zamana esasında zaman zaman hastanın E2 düzeyine bakarak tabii ki hiperstimülasyon riski yoksa 2500 ünite civarında bir HCG'yi hastaya transferin 4. günü veririz. Hala da yaparız bunu. Bundaki temel mantığımız şu esasında. Ya da bugünlerde bir de şunu yapabiliyoruz. 0-1 bir analog verebiliyoruz gündelik formlardan. Mesela şey gibi işte bu triptorelin gibi. 0-1 triptorelin. Bu tabii o zaman korpus luteumdan birçok faktörü salgılatıyor bize. Yani vasküler endotelial growth faktörden relaksine, işte efendim ne bileyim bazı prostaglandinler, ne bileyim oksitosin, relaksin falan filan gibi birçok peptit salgılatıyor bize. Ve implantasyonu da o noktada belki daha yani implantasyon heyecanı yüksek bir endometrium sağlıyor bize. O yüzden bence önemli. Zaten hep söylüyoruz bu natural sikluslarla siz bahsettiniz. Ben sadece altını çizmek için bütün bu lafları ediyorum. Natural sikluslarla HRT sikluslarındaki en büyük fark korpus luteumun varlığı ya da yokluğu. Evet. Komplikasyonların da sebebi ama bugünlerde buna bağlanıyor. Yani efendime söyleyeyim gebelikte görülen hipertansiyon olsun, ne bileyim ben işte diğer bilimim plasental implantasyon problemleri olsun, erken doğum riski olsun, işte küçük çocuk, aşırı büyük çocuk falan falan gibi birçok şey. Hep de bu implantasyonla ilgili, plasentasyonla ilgili demek istemiştim esasında. Dolaşımla ilgili olaylara bağlanıyor. Dolayısıyla bu noktada da belki biraz düşünmek uygun olabilir. Yani herkese tek bir protokol belki de çok faydalı olmayabilir. Bilmiyorum siz de bu konuda ne düşünürsünüz? Hocam herkese biz aslında sürekli hekimler olarak tüp bebek hekimleri diyoruz ki tüp bebek tedavisi kişiye özgü tedavi yöntemidir. Herkese farklı yaklaşıyoruz diyoruz. Tabii ki böyle yaklaşırken çözme transferlerinde standart bir tedavi yapmanın da çok fazla doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bunda da kişiye özgü hastanın durumuna göre ayarlama yapmak daha doğru, daha başarılı sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Yapılan çalışmalara göre de aynı kadında bile çok farklı değerler görebiliyoruz. Onu yakalayabilmek zaten başarı şansımızı artıracaktır. O yüzden bence hastaya özgü tedavi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Zaten hocam şimdi biraz önce söylediğiniz gibi adetleri düzenli bir bayanda natural siklusu dediğiniz gibi modifiye natural siklus olarak taklit edip yapmak uygun olacak. Ama işte zorluklardan dolayı, eldeki imkanlardan dolayı biraz daha takip açısından HRT takibi, biraz daha dışarıdaki takipler daha kolay oluyor. Çünkü kendi görmediğiniz bir endometriyuma bile bazen birisi bir ölçüm gönderiyor. İşte 8 milimetre, 9 milimetre diyor. Hiç alakası yok. Hani nereden ölçtüğü çok değişik. O yüzden işte her şey kendi kontrolünüzde olmadığı için bu işte. Hani multifaktöriyel olduğu için aslında hangi taraf daha güvenli daha çok oraya kaçıyoruz biz hekimler olarak da. Yani orası daha güvenli, HRT daha güvenli. Hani ne açıdan bizim hastaya siklusu daha iyi, daha başarılı belki verebilme açısından HRT'ye belki o yüzden kaçış var. Haklısınız. Çünkü şimdi tüp bebek merkezleri de maalesef artık eskisi gibi sırf kendi hastasıyla meşgul değil. Yani refere edilen hastalar var. Mahallinde tedaviye başlanmış, meslektaşlarımızın başladığı, işte daha sonra sonuçlanan yer farklı. Dolayısıyla bütün bunlar dediğiniz gibi ölçümler arasında, hatta laboratuvarlar arasında, yani siz takip evet. ediyor gibi olsanız da Y2'sine M2'sine bakaraktan çok farklı şeyler var. Ben aynı ekip içerisinde bile foliküometrik ölçüm yapılırken açıkçası 2-3 arkadaşın birbirinden farklı ölçümler yaptığını aynı folikül için görebiliyorum. Yani neticede endometriyum ölçümü bilhassa ince gibi görünüyor. Bazen probu çok bastırıyorlar şeye, uterusa. Endometriyum bir miktar daha ince. Belki biraz daha uzakta tuttuğunuz zaman, yani çok aşırı uterusa basmadığınız zaman endometriyum daha da kalın olabiliyor. Söylediğiniz ikiniz de görünümü çok önemli. Bunun üzerinde de çok kişi durmuyor. Maalesef sadece bir şu kadar milim diyor. Halbuki triple line bir görüntü mü var, bir pattern midir ya da homojen böyle bir luteal faz gibi mi duruyor? Beyaz beyaz mı duruyor? Ne oluyor belli? Yani bunları ayırt etmek lazım. Bunları mümkün olduğu kadar ayırt etmek lazım. Şimdi bir iki soru var arkadaşlarımızdan. Bir tanesi Murat Bey, yani bizim Sönmezer hepinize bir kere çok teşekkür ediyor. Ondan sonra şimdi sıradan ben şu soruları bir anda patladı farkındaysanız. Sorular. Şimdi diyor ki çok var. Konuşmacılara ve bana artifisyal siklusa lütel faz desteğini hangi durumlarda uyguluyorsunuz diye bir soru gelmiş. Lütel faz desteğini artifisyalde kesinlikle uyguluyoruz. Bunun haricinde True Natural'da çalışmalar var, yapılsın mı yapılmasın mı diye, çalışmalara göre çok bir faydası olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla çok fazla önermiyoruz. Zaten modifiyede ve ovülasyon indiksiyonu olanlarda zaten onlarda hiç önermiyoruz HCG'den dolayı. Yani bu durumda artifisyalde bir tek öneriyor gibi görünüyoruz. Hı hı. Mustafa hocam. Biz de yine artifisyalde kesinlikle öneriyoruz. Zaten hani sonuçta ortada bir yapay bir şey kendimiz oluşturduğumuz için mutlaka önermemiz gerekiyor. Ama burada progesteronun hangi çeşidi olacak? Onunla ilgili de birçok çalışma var yine. Yine bir fikir birliği yok. Subkütan mı yoksa intramüsküler mi? Didrogesteron mu? Veyahut da vajinal mi? Hani bunlarla ilgili yine çeşitli çalışmalar var ama fikir birliği yok. Dozajlar arasında yine hepsinde vajinalde 90 miligram, diğer oralde 600 miligram, intramüskülerde farklı, hepsinin de farklı farklı miligramları var. Hepsinin de yapılan çalışmalarda yine eşit olduğu hani görülüyor. Evet, buna bir tek katkıda şöyle bulunabilirim. Bu FED sikluslarında, yani HRT'li sikluslarda progesteron desteği bir tık daha yüksekten verilmesi uygun oluyor bu olgulara. Yani biz diyelim normalde 600 miligramlık bir mikronize progesteron desteği sağladığımız takdirde yeterli düşünüyorsak, bunun esasen 800 miligram gibi bir destek yapsak bunlara daha iyi oluyor. Yani birçok şeyde bu var. Zaten Murat Sönmezer kardeşim bir de şunu soruyor. Doğal bir siklusta progesteron yeteri kadar yükselmez ise ne yapalım?
Ben bu soruyu biraz daha çevireceğim şimdi. HRT'li sikluslarda da progesteron ölçüyor musunuz transferden bir gün önce? Ve ölçüyorsanız bunun bir şeysi var mı? Bir cut-off'u var mı? Biz ölçmüyoruz hocam. Arzu? Ben de ölçmüyorum ama çalışmalara göre düşük bile olsa ekstra progesteron desteğiyle bunu kontrol altına alabileceğimizi gösteriyor. Özellikle intramüsküler progesterona geçtiğimiz zaman hiçbir sorun yaratmadığını göstermekte. Zaten transfer sonrası intramüsküler'e geçtiğimiz için ben açıkçası rutinde ölçmüyorum. Şimdi artifisyel sikluslarda biz ölçüyoruz ve mümkün olduğu kadar yani doğal sikluslarda zaten yine de HCG yaptığımız için tam bir doğal siklus olmuyor. Orada da yine yükseliyor progesteron her halükarda, yani 8-9-10'lara doğru. Ama ötekinde de yine 10'un üstüne çıkmasında fayda var. Onu da biz açıkçası çoğu kere sadece intramüskülerle sağlayabiliyoruz. Yani hemen arkasından ya transferden önce, bir gün bile önce olsa bu yükselmeyi sağladığımız takdirde gebelik oranlarını kurtarabiliyoruz. Yani bu böyle. Ayşın Akdoğan hepimize çok teşekkür ediyor. Pınar Hanım şöyle bir soru soruyor. Kaçırmış olabilirim. Natürel siklusta folikül takibinde progesteron takibini nasıl yapıyorsunuz? Cut-off bir değeriniz var mı demiş. Natürel siklusta folikül takibinde progesteron değeri. Yani HCG öncesi progesteronu kastediyor herhalde diye düşünüyorum. 1.5 baz alabiliriz diye. Belki. Doğal siklus. Yani diğer indüksiyonlu sikluslarda olduğu gibi diyorsunuz. Evet. Yani LH çıkmadan yakalarsak o da 1'in altında olması lazım esasında. Çünkü neticede tek. Evet. Bir nokta, tek hocam 1.1 olarak alıyoruz biz. Evet. Tamam. Artifisyel ve doğal FET siklusuna progesteron bakıyor musunuz? Buna cevap verdik. Şöyle Pınar Hanım yine bir soru sordu. Folikül ve LH pikini görüp progesteronun 0-1 olduğu siklusta yaklaşımınız nedir? Yani demek istiyor ki folikül vardı, LH da yükselmiş ama progesteron yükselmemiş. Ne yapacağız şimdi? Doğal, yani natürel siklus ya da modifiye natürel siklus. Hiç öyle bir durumla karşılaşmadım ama. Sizi ararım hocam, ne yapayım diye. Vallahi doğru. Mustafa ne diyor bakalım? Ben de sizi ararım hocam. Ben de soruyu soranı arayacağım. Şimdi şöyle. Yani şöyle olabilir tabii. Neden olur? Ya düzgün oylasyon olmamıştır. Evet, yani. Veyahut da bizim ölçtüğümüz folikül belki de iyi bir folikül değil. Yani granuloza faaliyetleri bakımından iyi değil. Ama E2'si yüksek LH'ı gördükten sonra MUF olması bile yine de progesteronun düşük dahi olsa 0-1'in üstünde olmasını beklerdik. Belki bir laboratuvar hatası da olabilir diye düşünebiliriz. Bir daha bakmak lazım. Çünkü progesteron da neticede biraz pulsatif salgılanan bir şey. Yani tek bir ölçüme bakarak esasında tam bir fikir sahibi olamayız. Aynen prolaktinde olduğu gibi. Dolayısıyla bir daha bir kontrol etmekte fayda olabilir. İsmet Hortu şunu sormuş. Artifisyel siklusta lütelfaz desteğini hangi durumlarda uyguluyorsunuz? Buna cevap verdi zaten Mustafa ve Arzu Hanım. Şöyle ki dediler ki artifisyel siklusta lütelfaz dediğiniz zaten sağladığımız progesterondur. Progesteronu kesersek zaten gümder düşer dedi. Endometrium incelir, kanama başlar çünkü. Ha, şunu sorabiliriz. Gebelik başladı. Gebelik başladıktan sonra progesteron desteğini ya da östrojen desteğini nereye kadar devam edelim? Yani HCG çıktı, çok güzel, çıksın. İlaçları keselim. Kesersek olacak olan şey direkt olarak korpus luteumu çıkartmış gibi olacağız normal bir gebelikte olduğu takdirde. Bu Çapo'nun yapmış olduğu bundan 40 sene önceki çalışmalarda ya da daha fazla gösterilmişti. Şimdi neticede hocam ben bir şey sorabilir miyim? Siz artifisyale hazırlarken progesteronu intramüsküler mi veriyorsunuz? Nasıl tercih ediyorsunuz hocam? Biz vajinal veriyoruz her halükarda. 800 miligram veriyoruz ama
transferin dördüncü günü progesteron takip ediyoruz. Eğer progesteron genellikle 30'un altındaysa ya subkutan ya intramüsküler destek veriyoruz. Destek yapıyorsunuz. Evet, yani bizim tarz bu. Ama İsmet'in sorusuna cevap şöyle. Diyelim gebelik pozitif çıktı. 6. haftada biz kesmiyoruz verdiğimiz HRT'yi. Biz biraz geç kesiyoruz. Bunu size sorabilirim. Yani siz nasıl yapıyorsunuz? Biz yani bir plasentanın artık tam çalışmaya başladığını düşündüğümüz tarihlere kadar, yani 10 haftalara kadar, gidiyoruz. Şimdi kadar. Bilmiyorum sizin farklı bir şeyiniz var mı? 10 haftaya kadar devam ediyoruz hocam biz de. Biz de evet hocam. Mustafa sen de öyle. Tamam, evet. Buna da böyle cevap verdik. Ondan sonra Murat kardeşimine sormuş bir şey. Ya doğal bir sikluste progesteron yeteri kadar yükselmezse ne yapalım? Buna cevap verdiydik yanılmıyorsam. Mesut Bey de şunu sormuş köse. Artifisyel ve doğal fet sikluslarında progesteron bakıyor musunuz? Buna cevap verdik esasında. Tabii şimdi bu soruları biz geç gördüğümüz için konuşmalar sırasında bu arada cevaplar da verdik. Siklusa başlarken de bakabiliyoruz. Doğal siklusta zaten HCG öncesi de bakıyoruz. Mustafa da söyledi zaten 1.5'un altında olmasını istiyoruz. Progesteron başlamadan önce dedi. Bu cut-off'lar biraz değişebilir tabii. Yani o ayrı bir konu. Onun dışında bir başka arkadaşımız, ismini göremiyorum ben, konuşmacılarımıza teşekkür ediyor. Yani sizlere. Östradiol oral tablet bulunmadığında transdermal olarak E2 kullanımı FET sikluslarında pratikte nasıl olabilir diyor. Yani oral bir preparat gündürük, bulamazsak mesela Siklopromilova'nın diyazını. Bir gün durup bir gün şeklinde gün aşırı kullanmasını öneriyoruz. Anladım. Sabah yani akşam. Bir daha söyleyelim. Bir flasteri alıyoruz, yapıştırıyoruz. Ford şeklinde mi? Evet. Yapıştırdık. Sonra? Gün aşırı yapıyoruz. Gün aşırı kullanıyoruz. Tek bir flaster için. Biz de 3 güne bir değiştiriyoruz hocam. Siz 3 günde bir değiştiriyorsunuz. Biz de ne yapıyoruz derseniz 2 tane takıyoruz. 2 günde bir değiştiriyoruz. Örnek. Murat Sönmezer dedi ki doğal siklusta 3. gün transferde progesteron cut-off'u nedir dedi. Doğal siklusta 3. gün embriyo transferi yapıyoruz. Progesteronun cut-off'u nedir? Esasında bu soruyu nasıl anlasak diye düşünüyorum. Yani biz bunu 3. gün ET yapıyoruz. Yapmadan bir gün önce baktık progesterona diyelim. Cut-off kaç olsun diye öyle konuştuk. Siz bakmıyoruz dediniz. 10. Ben de 10 dedim. 10 dedim. Evet. Minimum evet. 10. Evet. Öyle demiştik. Tamam. Şimdi onunla da böyle cevap verdik. Yine bir başka arkadaşımız hepimize teşekkür ediyor. HRT sikluslarında bazı olgularda daha önce endometrial problemi olmadığı bilinen olgularda endometrial kalının 6 milim üstüne çıkamadığı durumlarda yaklaşımınız nedir? Biz endometrium kalınından çok biraz önceki konuştuğumuz gibi hocam paterni daha çok önemli. Hani orada 6 milimetreyi yakaladıysak ve trilaminal bir görünüm varsa transfer ediyoruz hocam. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Biraz daha östrojen dozunu artırıp kullanım şeklini vajinal de ekliyoruz. Sonuçta biraz daha uzatıp eğer yine ona rağmen çıkmıyorsa transfer. Arzu Hanımcığım siz? Şunu söyleyeyim ki natural siklus takiplerinde EQ düzeyleri aslında çok fazla yüksek olmuyor. 80'lerde 100'lerde bile endometrium kalınlığının çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Trilen ve 8-9 milim olduğunu görebiliyoruz. Bence çok fazla hani açıkçası çok önemsemiyorum. Görüntü benim için de patern daha önemli. Fakat aynen Mustafa hocamın dediği gibi ekstra olarak dozu arttırabiliyoruz. Vajinale geçebiliyoruz. Viagra kullanabiliyoruz. Bunun haricinde de ekstra başka bir şey yok. Ama artifisyelle istediğim kalınlığa ulaşamadığım hastalarda Natural Cycle'da daha iyi olduğunu gördüğüm hastalarım oldu. O yüzden bu hasta gruplarında özellikle bir de bu şekilde takip edilmesinin hastaya faydalı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Doğru. Yani daha önce
endometriyal problemi olmadığı bilinen diye bir şey yaptığı için bu önemli. Öyle aksi bir problem takdirde, yokken. Evet, yoksa mutlaka histeroskopi tabii yapmak ki lazım. O ekart edilmiş. Çünkü yapışıklıklar, sineşiler olabilir. Plaki biz başka ne yapıyoruz diye sorarsanız, biz bu bütün söylediklerinizin yanı sıra bazen endometriyal PRP de uygulayabiliyoruz topikal olarak. Bazen HCG verebiliyoruz kolonik şeysiyle birlikte. Bunları yapabiliyoruz ve bazılarında hakikaten daha iyi cevap alıyoruz. Koraspin falan vererekten dolaşımı biraz arttırmaya çalışarak bir tür sildenafilin etkisini benzer bir şekilde arttırarak yapabilinir. Endometriyal PRP'yi nasıl yapıyorsunuz hocam? Histeroskopiyle mi yoksa böyle transfer kateteriyle mi? Transfer kateteriyle, yani topikal uygulama. Çünkü efendim? Hangi gün uyguluyorsunuz hocam peki? Transferden bir gün önce. Transferden 22 bir defa. Gün önce. Bir kere. Fakat aslında bir işe yaramıyor tabii ki. Aslında iyi oluyor. Onun dışında başka ne diyecektim bu konuyla ilgili? Histeroskopi yapılacaksa zaten o farklı bir şey. Yani süperendometriyal enjeksiyon şeklinde, ama o siklus zaten transfer yapılamaz. Murat Bey teşekkür ediyor şahsıma da, sizlere de. Nurettin Bey, TürkTek, Elaş Bikini kabul ettiğiniz net bir değer var mı diyor. Dünya bunu henüz net bir değer bulamadı. Çalışmalar da onu gösteriyor. 17 kabul eden de var, 20 kabul eden de var. İki katına çıkmayı kabul eden de var. Yani bunun için ortak bir şey yok. Bu klinik çalışmaları, yani kendi çalışmalarına göre, hastalarına göre. Mesela ben 20'yi, 25'i kabul ediyorum ama herkesinki değişik olabilir. Hocam sizin var mı? Sen söylemek ister misin? Yok hocam. Yok. Yani bizim de özellikle LHB'ye öyle baktığımız zaman öyle çok atıyorum 40 çıkmasın falan gibi bir şeyimiz yok. Şimdi burada tabii Murat'ın sorduğu, yani Sömezer'in iyi bir soru var. O da şu diyor ki, didrogesteron kullandığımız zaman diyor, yani peroral, progesteron düzeyini ölçemiyoruz diyor. Tabii ölçemiyoruz. Neden ölçemiyoruz? Çünkü first pass efekt var, karaciğer falan falan. Şimdi bu şartlarda ne yapalım diyor. Dozu nasıl ayarlayacağız diyor. Biz o yüzden ölçmüyoruz. Bak, bu soru çok kritik soru. Bu bütün şeyde, bu Lotus falan çalışmalarında, hani peroral kullanımı konusunda çok iyi sonuçlar verdi Krizinger ve arkadaşımız oluyor kendisi, ama şimdi bir yandan da geldiğimiz nokta, benim anladığım kadarıyla bu kullanımın esasında biraz daha dikkatli telaffuz edilmesi gerektiği, işte Murat kardeşimin söylediği sebepten titre edemiyoruz. Yani edemiyoruz ve sanki bu doz, atıyorum 3 tablet yeterli gibi falan diye bir düşüncemiz var. Ama bugün görüyoruz ki 800 mg vajinal kullanıyorsunuz. Vajinaldeki emilimden ötürü, yani diyelim emilememekten ötürü, mikrobiyata, enfeksiyon, efendime söyleyeyim başka problemler, vajen epitelinin değişik kalınlıkları, şusu busu, ödemi falan sebebiyle arzu ettiğiniz uterin efekti sağlayamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok kolay bir şey değil. Bu MSRM kongresine daha yeni geldim 2 gün önce. Bu yine konuşuldu orada ve orada da açıkçası en büyük handikapın didrogesteronla ilgili bu olduğu. O yüzden de yani pek rahatsız bir şey, lütel faz hasta için çok güzel, ağızdan yutuyor, ama bizim takibimiz açısından bizi huzursuz eden bir durum olduğunu söylediler. Suat Tazer Bey şunu soruyor, bu da çok kritik bir şey. Adenomiyozis olgularında, ben bunu bir tık daha götüreyim, İleri endometriyozları da sokayım işin içine. Donma çözme siklusunda agonist kullanıyor musunuz? Biz kullanıyoruz hocam. Ben de kullanıyorum. Tamam, güzel. Sonuç, Suat Bey, arkadaşlarımızla hemfikiriz. Mutlaka uzun, hatta mümkünse
ultra uzun. 3 ay kadar baskılamakta bir fayda var. O şekilde yapıyoruz. Çünkü evet hocam. Birkaç misli yani 3 mislinden daha fazla implantasyon başarısını arttırabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ondan sonra Murat diyor ki yine bazı durumlarda intramüsküler progesteronu transferden bir gün önce yapmak gerekebilir diyor. Bunu zaten az önce konuştuk biliyorsunuz. Bilhassa onun altında olduğu zaman hani bizim evet. uygulamaları sormuştunuz bana. Ben size o şekilde söylemiş idim. Ondan sonra teşekkür edenler var. Fatoş Hanım var bizim yine. Özkan o da teşekkür ediyor. Diyor ki mesela natürel ya da şey PRT'li siklus herhalde ya da natürelde LH pikine rağmen progesteron yükselmezse yani şeyde total natürel siklus için konuşuyoruz. Modifiye doğal siklusa dönmek lazım hemen diyor. Yani hemen ECG'yi yapınız diyor ki arkadan bu siklusu kurtaralım diyor. Evet. Yine teşekkürler var. Sunum ve cevaplar için teşekkür edenler var. Ondan sonra BLAST, Murat yine aynı şeyi söyledi. BLAST progesteron değeri 10. 10. gün D3 için değil diyor. Ne demek istedi ben tam anlamadım. BLAST için progesteron değeri 10. Hocam, Murat hocam ilk şunu sormuştu. 3. gün için değeriniz kaçtır deyince progesteron biz 10 demiştik. Yok yok değil. Onun içinde... Onu düzelttik zaten. Onu transferden bir gün öncesi için demiştik zaten. Evet. Evet. O da tamam. Ondan sonra LH pikini gördüğünüz günden kaç gün sonra BLAST embriyosunu transfer ediyorsunuz demiş. Buna siz cevap vermiştiniz şemanızla. Evet. Arzu Hanım ama bir daha isterseniz söyleyeyim. Pınar Hanım sormuş. 6-7. günde transferini yapıyoruz. Tamam. Yani esasında LH piki sonra opu yapılmış gibi düşünelim. Evet. 24 saat öyle. Sonrasında. Çünkü kandaki LH ayrı. Şeydeki evet. idrardaki ayrı. Ayrı. Bu şekilde ve netice itibariyle bu yayını bizimle gerçekleştiren teknikte arkadaşımız Murat Keçiki Bey diyor ki sorularımız bitmiştir hocam. ben de diyorum ki son sözlerinizi alayım. Şeye göndermeden önce uykuya. Arzu Hanım yorgunsunuz ya o yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Hocam çok ben hastaya özgü oldu. Tedavinin her zaman iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Aslında her hastaya standart tedavi yapmıyoruz. Bu artifisyel de olabilir, natural de olabilir. Burada o kadar çok faktör var ki hastanın uzak olması, gelip gidebilmesi, çalışırken izin alıp alamaması. Daha önce artifisyel denenmiş ama bir türlü istediğimiz gibi başarıya ulaşılamamışsa. Pek çok faktör var. Burada bizim hekim olarak görevimiz hasta için en uygun olanın bulup onu uygulamaktır. Zaten şu andaki bütün literatürler, çalışmalar da hiçbiri birbirine daha iyi demiyor gördüğümüz kadarıyla. Değil mi hocam? Dolayısıyla da şu anki verilere göre hasta için en uygun tedavi hastaya ve hekime uygun olarak. Laboratuvar da çok önemli. Yani 24 saat hizmet edebilecek bir laboratuvarınızın da olması lazım. Yani bu çok da kolay bir şey değil. Natural için konuşuyorum. Ama modifiye natural siklusu ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ve ileride modifiye natural siklus transferlerinin artifisyelin önüne geçebileceğini düşünüyorum. Bunu tabii ki zaman gösterecek. Sabrınız için ve katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Mustafa Bey sizden de son sözlerinizi alalım. Ben de Arzu Hoca'ya katılıyorum hocam. Çünkü bir de Amerika'da şimdi başlatılan bir çalışma var. Yaklaşık 788 hastayla HRT sikluslarındaki bu obstetrik oluşan komplikasyonları hani HRT faydalı mı zararlı mı diye bir çalışma başlattılar. Muhtemelen onun sonuçları da bekleniyor. Belki onlar da çıktıktan sonra Arzu Hoca'nın da dediği gibi artık yavaş yavaş modifiye natürele kayıp
Ama işte burada en önemli kayda şu oluyor hocam. Sizin de söylediğiniz gibi adetleri düzenli olan hastayı bulabilmek. Hani o da çok önemli. Ondan dolayı hani HRT mi veyahut da modifiye natural mi hastaya göre karar vermekte fayda var diye düşünüyorum hocam. Katılan herkese, bizleri dinleyen herkese de teşekkür ediyorum. Özellikle size teşekkür ediyoruz hocam. Sizden de biz çok şey öğrendik bu konuyu anlatırken. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yok. Estağfurullah. Burada biz karşılıklı etkileşim halinde olduğumuz için biz birbirimizden öğreniyoruz. Ben zaten her gittiğim toplantıda, kongrede, sizlerle konuştuğumuzda, genç arkadaşlarımızla bizler de esasında çok değişik perspektif edinebiliyoruz. Tabii bugün üstünde durmadığımız aromataz inhibitörleriyle işte belki de bu pikoslu olgularda yapılabilecek evet, indüksiyonlar da var daha basit bir şekilde. Onlar da gayet iyi sonuç verebiliyor. Hani bu analog hı-hı bulmada işte HRT'nin bütün o 10 hafta boyu ilaç kullanma zorunluluğu filan filanlara bir alternatif olabilir. Ben de hepinize, ikinize de, Arzu Hanım size de, Mustafa Bey size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız konularınızı. Herkese yani dengeli anlattınız. Yani ben diye tutturmadınız. Pozitif, negatif her şeyi öne koydunuz. Kendi şahsi pratiğinizdeki düşüncelerinizi de samimiyetle söylediniz. Demek ki siyah ve beyaz diye bir şey yok. Gri alanlarımız var hastasına göre. Yapacağız. Terzilik yapacağız. Konfeksiyon olmaz. Bu çıkıyor ortaya. Bu zaten böyle. Şimdi onun için çok teşekkürler. Ben hem yönetim kurulum adına sizlere ve bütün katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Soru soranlara, dinleyenlere. Onun dışında da bilhassa 2 ile 6 Kasım arasında bu sene gerçekleştireceğimiz Kozmopolitan Nirvana Kozmopolitan'da ya da Antalya'da yapacağımız kongremize hepinizi tekrar davet etmek istiyorum. Bu arada tabii ki sponsor arayışı içerisinde olan arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bizim bölge temsilcilerimiz var biliyorsunuz yönetim kurulumuzda. Eğer bir sponsor bulma sıkıntınız oluyorsa ki böyle şeyleri duyuyoruz açıkçası. O zaman lütfen bizlerle temas kurunuz. Biz elimizden geldiği kadar sizlere destek vermeye çalışacağız. Çünkü kongre gerçekten uluslararası çok düzeyli bilim adamlarının katılımıyla da gerçekleşecek. Kendi bilim adamlarımız da zaten sizler hepiniz fevkalade, zaten sizler de konuşmacılar arasındasınız. Çok güzel bir toplantı olacağına inanıyorum. Hepimizle orada yine güzel bir zaman sosyal olarak da bilimsel bir şölen olarak da geçireceğimize eminim. Yeter ki yine sağlıklı bir şekilde burada da fiziki bir temas sağlayabilelim. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Bir başka, bir başka aktivitemizde yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkürler hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz.